Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, taarruzi insansız hava aracı, ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAMC, MAML ve ilk kez kullanılan MAMT hedefleri başarıyla vurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini gerçekleştirdi. Daha önce birçok testi başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insansız taarruzi hava aracı olan Bayraktar Akıncı, ilk atış testi için kanat altındaki salanlarında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen 1 adet MAMC, 1 adet MAML ve ilk kez kullanılan 1 adet MAMT akıllı mühimmatları ile havalandı. Mühimmatlı uçuş test kampanyasının ilk uçuşu Akıncı PT-3 ile 17 Nisan'da icra edildi. 21 Nisan'da mühimmatla ikinci test uçuşu yapılırken 22 Nisan'da ise ilk atışlar gerçekleştirilmiş oldu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen test sırasında Akıncı TİHA'dan lazer hedefleme ile gönderilen harp başlığı bulunmayan cansız test mühimmatlarının üçü de tam isabetli hedefleri vurmayı başardı. Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk atış testi geliştirilen mühimmatlar tarafından da bir ilke sahne oldu. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM mini akıllı mühimmat ailesinin yeni üyesi MAMT bu testte ilk defa kullanıldı. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MAMT Blok 1 konfigürasyonu hareketli ve sabit hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat ve yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAMT, İHA'larda 30 kilometrenin üzerindeki menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araçlar binalar ile su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Bayraktar Akıncı TİHA ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test faaliyetleri 3 adet Bayraktar Akıncı TİHA prototipi ile sürdürülüyor. Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar Akıncı TİHA projesinin seri üretim süreci de başladı.